devam edelim. Anayasa değişikliği Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor sevgili seyirciler. Milletvekilleri arasında yaşanan tartışmalar nedeniyle tansiyonun neredeyse hiç düşmediği görüşmelerde şu ana kadar 5 madde oylandı. Peki genel kuruldan geçmeyi başaran maddelerde kaç evet, kaç hayır çıktı? İşte sonuçlar. Anayasa değişikliği önerisi ile ilgili Meclis aritmetiği uzun süredir konuşuluyor. teklifi hazırlayan iktidar partisi AKP ve orta MHP değişiklik önerisini referanduma götürecek çoğunluğu yakalamaya çalışıyor. Meclisteki diğer partiler CHP ve HDP ise değişikliğe karşı. Pazartesi başlayan görüşmeler sonrası mecliste şu ana kadar 5 madde için oylama yapıldı. Alınan sonuçlarsa şöyle. 478 milletvekilinin katıldığı ilk oylamada 338 evetle maddelere geçilmesi onaylandı. Teklifin birinci maddesinin oylamasında 347 kabul oyu çıktı, oylamaya 484 milletvekili katıldı. Kabul 347, red 132, çekimser 2, boş 2 ve geçersiz bir oy kullanıldı. Böylece anayasanın yargı yetkisine düzenleyen 9. maddesindeki bağımsız ibaresinden sonra ve tarafsız ibaresi eklendi. İlk maddeden sonra ikinci maddede kabul edildi. Sayında 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. Kabul edilen maddeye göre milletvekili sayısı 600'e çıkarılıyor. Anayasa değişiklik teklifinin üçüncü maddesi 341 evet oyuyla kabul edildi. 18 yaş düzenlemesi maddesinin oylamasına 485 milletvekili katıldı. 341 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. 3 oy boş ve 2 oy geçersiz sayıldı. Milletvekillerinin 5 yılda bir seçileceğini düzenleyen 4. madde 343 oyla genel kurulda kabul edildi. Oylamada 139 ret oyu kullanıldı. 2 milletvekili boş, 2 milletvekili de geçersiz oy kullandı. Teklifin Meclisin görev ve yetkilerinin sıralandığı 5. maddesine ise 343 kabul, 7 de ret oyu verildi. Yapılan 6 oylamada en düşük katılım gerçekleşti. 354 oy geçerli sayıldı. Evet şimdi maddeleri konuşacağız ne anlama geliyor ve tabii ki yaşananları da değerlendireceğiz hemen konuğumuza dönelim Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Metin Ütübaylar bizimle birlikte. Aynı zamanda NATO Parlamenter Asamble'si Başkan Yardımcısı. Dolayısıyla aslında dışarıda bu durumu anlatmak sizin için çok zor olacak önümüzdeki günlerde de. Çünkü çok tepki var. Avrupa basınında da özellikle var. Adeta bir rejim değişikliğine yönelik manşetler atılıyor. Ablukaya alındığını meclisin, polisin özellikle... Birinci gün neler yaşandı meclisin önünde. Bütün bunlar hep Avrupa basına da yansımış durumda aslında. Evet. Biz burada sanki kendi kendimize bir şeyleri Yok. yaşıyoruz gibi görünüyor ama izleyen izliyor dışarıdan. Her ne kadar meclis yayınları vatandaşa sunulmasa da biz bunu büyük bir görev bildik aslında ve yansıtıyoruz. Dün geceden bir başlayalım. Çok tartışmalıydı. Aslında başından beri tartışmalı ama önemli maddeler var. Şimdi dün beşinci madde dedik. Meclisin yetkileri. Ne yapacaksınız siz eğer geçerse, komple geçerse mesela? Milletvekili ne yapacak o aşamadan sonra? Milletvekilleri artık sarayın danışmanı durumuna gelecekler. Şimdi Milletvekillerinin bir ağırlığı var. Yani milletvekilleri bölgeye gittikleri zaman bölgenin sorunlarını alıp onları not edip anında ilgili kamu görevlilerine ya da e, ilgili bakanı arayarak e, görüşüp vatandaşın sorununu hı hı. direkt aktarma e, görevleri vardı milletvekili. Yani vatandaş vekili... çalacak kapı bulamayacak. Ha, böyle bir o, şey. Şimdi sakin milletvekili mi? eğer bu geçtikten sonra arayacak kamu görevlisi artık e, milletvekilinin kendisi üzerinde bir baskı yapamayacağını anladığı için e, ya milletvekiline acaba bunu söylesem mi söylemesem mi hı hı. diye bir şeye düşecek. Önce söyleyecek ama milletvekilinin e, kamu görevleri tarafından ciddi alınmadığını görecek. Milletvekilinin telefonlarına bakanın çıkmadığını görecek. Çünkü bakan niye çıksın? Kendisi hakkında bir gen soru yok. Kendisi hakkında bir meclis araştırma, meclis oluşturması yapabilme e, yetkisi yok. E, ve bakan bir danışmanını görevlendirecek. Milletvekillerinin sorunlarını o danışman aradığı zaman yazacak. Bakarız ya sayın vekilim merak etme diyecek. İstediğine bakacak, istemediğine bakmayacak. Olayın takibi hmm. açısından yapılmadığı zaman evet. milletvekilinin herhangi bir yetkisi yok. Bunu ortadan kaldırıyoruz. Meclis araştırma e, ve işte meclis soruşturma gibi e, bazı şeyler e, var ise, söyleniyor ise de e, bunların e, belirli sınırlamalar çerçevesinde olduğu ve Etkisinin ortadan kaldırıldığını, sadece adının olduğunu görüyoruz iyice aha, baktığımız aha. zaman. İşte meclisin denetim yetkisi ortadan kalkacak. Özellikle bu altıncı maddede meclis artık denetlenemeyecek. Beşinci ee, maddede me milletin iradesi, hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısını oradan kaldırıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız yüzde elli ile iktidara gelen yüzde yüzün tahakkümünü Tamamen kontrol altına alan sarayındır oluyor. Hı hı. Yani hı hı. %50 ile %100'ü kontrol eden, %100'e istediği gibi yaptıran bir yapı ortaya konuyor. Ee, meclis dediğimiz ne? Meclis. Meclis evet. o %100 dediğimiz. Her farklı evet, kimlikten, şimdi... her farklı alanda insanlar hı hı. var. Ve bunların hepsinin oluşturduğu bir millet yapısı var. Ve egemenlik onlara ait. Ama biz bu egemenliği artık diyoruz ki, Saray kardeşim al sen egemenlik senin olsun evet. sen de istediğin gibi kullan diyoruz. Devam ediyor şimdi CHP İstanbul Milletvekili Barış arkadaşı bir dinleyelim biz de stüdyodan devam edeceğiz. Bütün gününü terörist kovalamak, terörist yakalamak, bombacı yakalamak yerine sosyal medyada kim ne yazmış, kim hangi tweet'i atmış bunu aramakla geçiriyor. Sadece bu değil tabii ki. Bakın gazeteci ağabeyimiz Hüsnü Mahalli. Tam iki aydır cezaevinde. Niye tutuklandığını doğrusu bilmiyoruz. Çünkü attığı tweetler suç gerekçesi olarak gösteriliyor ama tweetlere baktığınızda ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne de hükümete yönelik bir hakaretin olmadığı sadece politik eleştirilerin olduğu görülüyor. Ve şu anda Hüsnü Mahalli ağır bir MS hastalığı geçirmesine rağmen hastanede tutuklu konumunda yatıyor. Doktorları Hüsnü Mahalli'nin her gün en az iki saat aralıksız bir şekilde yürümesi gerektiğini eğer bu yürümeyi gerçekleştiremezse felç olma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor. Keza Cumhuriyet Gazetesi yazarları şu anda aralarında Ahmet Şık'ın da olduğu tam 12 gazeteci FETÖ ve PKK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla cezaevinde. Biz şunu söylüyoruz. Bu arkadaşlar ne ile suçlanıyor? Neden bir iddianame hazırlanmıyor haklarında? Bir kişinin attığı bir tweet onun tutuklanması için hiçbir şekilde gerekçe olamaz. Keza Ahmet Şık FETÖ'nün kumpasıyla Oda TV davasında cezaevine atıldı. FETÖ'nün en büyük mağdur olmasına rağmen şimdi FETÖ'cülükte suçlanıyor. Ve Ahmet Şık cezaevine atıldıktan sonra tam üç gün boyunca kendisine su verilmiyor üç gün boyunca gazete okuması, televizyon izlemesi engelleniyor. Bir başka garabet. Gazeteci ağabeyimiz, meslektaşımız, milletvekilimiz sevgili Enis Berberoğlu. MİT tırları davasına bir şekilde hiç ilgisi olmadığı halde dahil edilmek isteniyor. Ve savcı daha önce 10 yıl hapis istemesine rağmen birdenbire dün ne oluyorsa Enis Berberoğlu hakkında müebbet istiyor. Oysa ki aynı savcı Enis Berberoğlu ile ilgili istediği tanığı dinlemiş değil. Dosyada yeni bir delil yok. Suçun vasfı değişmemiş ama ne oluyorsa herhalde birileri bu davaya müdahil oluyor ve Enis Berberoğlu müebbet hapisle yargılanıyor. Ve üstelik Enis Berberoğlu'na adeta ceza verilebilmesinin yolunun açılabilmesi için aynı süreç içinde mahkeme heyeti sürekli değişiyor. Üç üye birden değişiyor. Bu da Enis Berberoğlu'na ve dolayısıyla partimize yönelik bir siyasi davanın oluşturulduğu kaygısını ne yazık ki uyan, bizde uyandırıyor. Tabii biz bütün bunları anlatırken arkadaşlarımız özellikle AKP milletvekilleri efendim cezaevinde gazeteci mi var diyor. Ben o yüzden bu 2016 yılı medya raporunu hazırladım ki hangi gazeteci cezaevinde ve kim ne ile suçlanıyor bunları tek tek çıkardık. Çünkü Türkiye'de gazetecilik yapmak öyle bir hale geldi ki artık gazeteci olmakla her an cezaevine girebilmek ya da her an gözaltına alınabilmek eşdeğer hale geldi. Gazeteci arkadaşlarımız sabah erkenden kalkıp işlerine gitmek yerine soluğu ya adliyede ya karakolda ya da cezaevinde alıyor. Türkiye böyle bir tabloyu hak etmiyor. Düşünceyi ifade özgürlüğü demokrasinin güçlendirilmesi anlamına gelir. Demokrasinin herkese lazım olduğunu biz yaşadığımız süreçlerden de gördük. Bugün iktidarda olabilirsiniz. Yarın dönem değişir, siz muhalefete düşersiniz. O zaman da birileri çıkar. Efendim sen şunu yazdın, sen hükümeti eleştirdin, sen devlet büyüklerini eleştirdin diye tutuklamaya kalkar. Ama emin olun ki biz bugün bu haksızlıklara nasıl karşı çıkıyorsak Yarın da aynı haksızlıklar yapılmak istenirse ona da karşı çıkarız. Şimdi bakın. Rütük siyasi baskıyla öyle bir karar alıyor ki artık artık şehit cenazelerinde ağlayan annelerin feryatlarını yayınlamak televizyon kapatma gerekçesi haline getiriliyor. Düşünün. Hepimizin içini yakan bir şehit haberi gelecek. Hiçbir zaman şehit haberi gelmesini istemeyiz. Hiçbir zaman kanın akmasını, bu ülkenin evlatlarının şehit olmasını istemeyiz. Ama sonuçta bir de terör gerçeği var. Bu terör gerçeğiyle bir anne oğlunu kaybettiğinde feryat yakınca ve bir televizyonda bunu yayınlayınca o televizyona ağır yaptırımlar geliyor. E şimdi medya toplumun gerçekliğini yansıtmayacaksa, toplumun acılarını, sevinçlerini, hüzünlerini, birlik beraberlik duygusunu yansıtmayacaksa medya neye yarıyor? Televizyonların üzerindeki baskılar gitgide artırılıyor. Bu sosyal medya meselesi üzerinden başlamıştık. Şu anda tam 6 gazeteci, ETA, DİHA, Bir Gün Gazetesi çalışanları 19 gündür sorgusuz, sualsiz arkadaşlar göz altında tutuluyor. RETEK adlı oluşuma yardım ettikleri iddiasıyla. Olabilir, yardım etmişler mi? Bu suç mudur? Buna yargı karar verir. Evet yargı karar versin. Savcı bununla ilgili soruşturmayı sürdürsün. Biz de bunu istiyoruz. Ama savcıyı bulamıyoruz. Niye? Sayın Elitaş çünkü savcı arkadaşlarımızı gözaltına aldırttıktan sonra yıllık iznini kullanmak üzere çıkmış İstanbul'u terk edip gitmiş. Tam 12 gündür savcı izinde arkadaşlar. Ve bu 6 gazeteci 6 gazeteci Tam 17 gündür savcının tatilden dönmesini bekliyor. Savcı beyefendinin keyfi yerine gelecek yıllık iznini bitirecek ve ondan sonra gelip bu arkadaşların ifadelerini alacak. Belki de serbest bırakacaklar. Belki dava bile açılmayacak. İşin artık keyfiyete, keyfiyetin de üstüne çıkıp bir zulme dönüştüğünü görmemiz gerekiyor. Sosyal medya takibi, sosyal medyada kimin ne yazdığını takip etmek, bu kişilerin peşine polis takmak İlkellikten başka bir şey değildir. Gelin artık bu ilkelliği hep birlikte bir son verelim ve Türkiye'yi kutuplaştıracak, ayrıştıracak, Türkiye'de yeni düşmanlıklar yaratacak pozisyonlara, fırsatlara izin vermeyelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi önerinin aleyhinde ikinci ve aynı zamanda. Evet İstanbul Milletvekili CHP İstanbul Vekili Barış arkadaşı dinledik. HDP grup önerisi görüşülüyor bu arada hemen ekleyelim. E, hemen e, konumuza dönelim. Şimdi dün akşam yaşananlardan bir başlayalım. E, Sayın Bahçeli'nin işte seçim e, önerisi gibi oldu aslında. Bir anlamda da vekillerine karşı da bir gözdağı anlamını da taşıyor mu bu? Onu da e, Bahçeli sorayım. son kozunu oynuyor. Yani Bahçeli burada vekillerine ki Füreyi AKP MHP bloğunda şu anda Fire, işte 5-6 arkadaş var net olarak vermeyeceğini açıklayan, hı hı. hayır diyecek, oralardan geliyor. Bu bloğu tutabilmek için yani 315 16 ne kadarsa onun üstünü 330'a yamayabilmek için Bahçeli elindeki son kozu oynuyor ve dedi ki referandum ne olursa olsun yani eğer reddedilirse yasa, bu anayasa değişikliği mecliste hı hı. mutlaka seçim yapılmalı dedi. Milletvekillerine dedi ki eğer hayır verirseniz ve bu geçmezse ben seçim tarihini verdim. Seçim olur, senin de milletvekilliğin biter diyerek elinin altındaki milletvekillerini tutmaya, kontrol etmeye çalışıyor. Bu siyasi şantajdır. Yani meclisin iradesine, meclisin seçilen, halkın oyuyla seçilen milletvekilinin iradesine saygısızlıktır. Ee, i̇nsanlar kendi kişisel kariyerleri ve hırsları için başka bir kişinin kişiliğini e, bu derece yönlendirecek ve ezecek davranışlar içerisinde olmamaları lazımdır. Ama e, Bahçeli bu metodolojisini yani böyle oyun bozan e, ve her zaman e, belirli çevrelere yardım eden metodolojisini hep sürdürüyor. Bunu ne zaman yaptı? Hatırlayın. Birden bire 2002 seçimlerinde bir erken seçim isteğini 3 Kasım'da seçim diyerek bir seçim yaptı ve partisini baraj altında bırakacak bir yapı içerisine evet. Türkiye'yi de farklı bir yapıya soktu. Ne zaman yaptı? 7 Haziran seçimlerinden sonra oluşan o özellikle AKP'ye karşı oluşan toplumsal tepkiyi meclis başkanlığında taşlandırma sürecinde bizim adayımız sen bir önceki genel başkanımız Deniz Baykal'a destek vermeyerek son anda son ana kadar destek vereceğini el altından ifade ederek son anda bir gece öncesinden de evet diyerek ertesi sabah saat 11'deki grup toplantısında biz adayımıza devam edeceğiz evet. diyerek yaptı. Bu Bahçeli'nin acaba bir şantaj altında mı ...bazı onun hakkında bazı bilgiler var... ...bazı servisler, bazı insanlar... ...kullanıyor mu diye içimizde bir endişe yaratıyor. Böyle bir suçlama... ...Sayın e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne... Ya da parti içinde oluşan bir muhalefetin başka, de... ...belki hani o süreçte tabii mi o acaba etkiliyor? Muhalefet, tabii muhalefetin... E, parti ele geçirme sürecinde... ...acaba hukuki süreçte... ...aldığı yardımların... ...diyetini mi ödüyor diye... ...herkesin aklına geliyor bu. Yani evet, bu evet. sadece bizim dillendirdiğimiz... ...düşündüğümüz şeyler değil... Özellikle gerçekten samimi, hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi tabanında, ülkücü tabanda tartışılan, konuşulan mevzular. Devlet adamlığı farklı bir şey. Devlet adamlığı dün söylediğini bugün başka bir şey yapmak değil. Biz Bahçeli'nin başkanlık sistemine yönelik olarak, Tayyip Bey'in başkan olma sevdasına yönelik olarak daha önceki grup toplantılarında, seçim çalışmalarında söylediklerini biliyoruz. Yenilir yutulur değildi. Yenilir yutulur olmayan laflar evet, söyledi. Zaman zaman ekranımıza şimdi, getiriyoruz. Şimdi o lafların patlıcan dolması gibi yuttu. Şimdi, Mehmet Parsak da aynı şekilde. Yani, o, de. yani Mehmet de aynı şekilde. Mesela o o gün de konuşma Parsak da, yaptı inanamadık geçmişi hani, hatırlayınca. Evet yani Sayın Parsak'ın o daha önceki tweetleri Hı -hı. işte seni başkan yaptırmayacağız anlamında ki şeylerine bakıyoruz. İşin bir de acı tarafı şu. Yani İmralı'daki ile sürdürülen açılım sürecindeki Başkanlık sisteminin ana yapısının Devlet Bey tarafından yapılan anlaşmayla cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında meclise getirilmesini hiçbir milliyetçi, hiçbir ülkücü taban içine sindiremiyor. Yani hmm. bunu kurcaladığınız zaman İmralı ile yapılan pazarlıktaki başkanlık sistemi var. Bunu nasıl içine sindirecek bu milliyetçiler? o oy veren milliyetçi hareket partisi'nin milletvekilleri daha sonra kendi memleketlerine gittiklerinde oy aldıkları ülkücü tabandan ve milliyetçilerden nasıl suratlarına yüzlerine bakacaklar nasıl önlerini eğmeden insan içine çıkacaklar bunu e, anlayabilmiş tabanın değilim. tepkisi oldukça fazla tepki gelen var. konuklarımız anlatıyor. Hayır, yani MHP yöneticileri bizi birçok <laughs> ülkücü arkadaşımız, ülke Ocakları Başkanı arkadaşlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nden yönetici <laughs> arkadaşlarımız arıyorlar. Aman diyorlar ya aman biz sizin bu durduğunuz çizginin sonuna kadar arkasındayız. <laughs> yani e, bunu mutlaka bu başkanlık hevesinden yok edelim. Burada bir e, gizli tuzak var. Bu tuzak e, Türkiye'nin bölünmesine yol açacak bir tuzak. Bu adamın ne yapacağı belli olmaz. Yarın bir gün kalkıp federatif bir yapıyla evet. birkaç ili birleştirebilir. Bahçeli buna nasıl müsaade eder kardeşim diyerek anlama güçlüğü çektiklerini ifade ediyorlar. Ee, tabii bu duyguları mutlaka değerlendiriyoruz. Bunları bunların bölünme, savunulması bölünme olan riskin de altına çizerek söylüyorum tabii gazeteciler, aydınlar, siyasetçiler herkes söylüyor tiler, bunu. Herkes buraya da vurgu yapıyor. Ama Bahçeli'nin hesabı nedir? Yoksa nereden yakalandı? Yani bir şey mi var? Sadece bu e, muhalefetin bastırılması Hı -hı. anlamında e, ona yapılan hukuki bazı e, kayırmaların sonucu mudur? Evet. E, bilemiyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama onun dışında Başka servisler mi ee, bazı ellerinde belgelerle bahçeye sıkıştırıyorlar? Hiç anlamakta güçlük çekiyoruz yani bu, deniliyor ya. Şimdi evet, evet. yurt dışında buna efendim unpredictable yani öngörülemez siyasetçi deniyor. Bahçeli unpredictable yani ne yapacağı belli olmayan, gelecekte nasıl davranacağı belli olmayan bir siyasetçi modelini sergiliyor. Bu hakikaten hepimizi ciddi olarak üzüyor. Bizden ziyade MHP tabanlı üzüyor. Yani biz MHP tabanındaki <laughs> birçok arkadaşla görüşüyoruz. Mesela Atilla Kaya'nın e, görevinden ayrılması, e, Bunlar hepsi bir önemli. tepki onlar da Ülkücü Taban açısından, Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış. Yani eskiden gelen bir nitelikli bir, isim bir siyasetçi çok, çok, arkadaşımız. E, meyve vatanseverliği önemli bir isim. Yani hiçbir e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü arkadaşlarının vatanseverliğini ben tartıştırmam. ya bir şey olsa evet. bir dakika arkadaşım bu arkadaşlarımızın hepsi vatanseverdir. Yani e, anlamında her türlü savunmayı yaparız ama bu vatanseverlik değil ve evet. bakın Türkiye'de e, hanımefendi paradigma değişti Türkiye'deki hı hı. paradigma sağ sol yok layıkcı dinci bu paradigmalar bitti vatanını sevenler ve vatanını satanlar olarak ne yazık ki paradigma ikiye ayrıldı evet. vatansever cephesinde özellikle hı hı. toplumsal tabanda ciddi bir destek olduğunu görüyoruz burada bunun deşifre edilmesi lazım bu yutturmacanın bu başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı formülüyle bize dayatılmak istenen bu yutturmacanın mutlaka deşifre edileceğini Peki şimdi e, MHP'yi konuşuyoruz. AKP'nin içi nasıl onu da soracağım. Çünkü orada şahit oluyorsunuz kuliste en azından görüyorsunuz. Buna yönelik şimdi anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu'nun açıklamaları vardı. O hal döneminde AKP'nin anayasa değişikliğine gitmesini eleştirdi. Kaboğlu AKP kendi seçmeninden bile korkuyor dedi. Abdurrahman Öz, Mustafa Savaş, İbrahim Kaboğlu'nun bir gün gazetesindeki AKP kendi seçmeninden mi korkuyor? Başlıklı yazısı özetle şöyle. Anayasanın kendisine tanıdığı başbakanlık statüsünden çok, anayasa madde 175'in öngörmediği değişiklik yetkisini başbakan etkinlikleri arasında yürüten Sayın Yıldırım, CHP'ye sıkça korkmayın milletten, millet karar verecek sözleriyle meydan okumakta. Bu kullanım ne bu telaş, aceleniz ne, o halin kalkmasını beklemeden neden bu dayatma? Şeklindeki haklı itirazların yanıtı değil. Tam tersine bu ve benzeri söylenme tavırlar AK Parti'nin milletten değil sadece kendi seçmeninden bile korktuğunun göstergesi. Neden? Çünkü AKP kurmayları toplumsal gerilim yaratan hassas konularda genellikle ''Talep var, millet istiyor'' gibi referanslar kullanarak tabandan gelen talep izlenimi yaratır. Ölüm cezasını geri getirme söyleminde olduğu üzere, Buradaysa böyle bir söylem yerine millete anlatma, milleti ikna ve benzeri söylenler öne çıkmakta. Oysa AK Parti bunu tam 10 yıldır yapıyor. Millet ikna olmamış ola ki o hal çapraz baskısıyla şimdi bunu alelacele kotarmaya çalışıyor. Nasıl? Bir taraftan devlet ve parti olarak medya yoluyla yürürlükteki düzeni kötüleyip parti devlet başkanlığı erdenlerini sürekli anlatmak suretiyle öte yandan siyasal ve özellikle toplumsal muhalefetin sesini giderek daha fazla kısmak suretiyle. Oysa referandumda geçerli oyların yarısının bir fazlası anayasa değişikliğinin kabul edilmesi için yeterli. Yaklaşık bu kadar oyu var AK Parti ve fiili liderinin. Buna yüzde birkaçlık devlet oyu da eklenecek. Üstelik AKP-MHP tasarımı geçerli oyların yarısından bir fazlasını alan bir adayın bütün sisteme hakim olabileceği bir anayasal siyasal düzen öngörmekte. Yani artık halkı veya bütün milleti temsil eden devlet başkanlığı kurumu da kaldırılıyor. Peki şu halde Binaliler neden korkuyor? Yanıt basit, kendi seçmenlerinden. Gerçekten Cumhuriyeti kuranlar bile kanuni esasiyi yürürlükten kaldırmadıkları halde Osmanlı'dan bu yana iç içe geçmiş anayasal kurumlar ve kuralları bir çırpıda ortadan kaldırmak için kullanılan gerekçe fikir verici. İstikrar ve vesayet. Erkler ayrılığı Anayasal denge ve denetim düzenekleri bir yana ne demokrasi var ne de insan hakları Evet, ne demokrasi ne de insan hakları. Şimdi, bir de tek partiyi bir soracağım tabii. Ee, Sayın Baykal da dedi ki 21. yüzyıldan 1930'lara gidiyorum diye, övünüyorsun diye açıklamalarda bulundu. Yalçın Akdoğan'ın sataşmasına yönelik kürsüde. Evet. Ee, bir taraftan da Bekir Boğuz'dan da Atatürk'ü yine tek parti dönemine işaret etmesi var. Bunları da bir değerlendirin. Evet. Şimdi e, AKP e, hatırlayın malı defolu olmasa, e, açılım sürecinde açılım sürecini anlatmak için düzinelerce insanlardan akil adamlar grubu oluşturdu. Sanatçılar, işte evet. sivil toplum önderlerini gönderdi açılım sürecini anlattılar. Ya madem anayasana güveniyorsun, madem toplumun bu kadar ihtiyacı var bu başkanlık sistemine, senin cumhurbaşkanlığı sistemi dedin olaya, e gel bunu anlat vatandaşa. Hayır, fazla konuşulmasın anayasa komisyonunda konuşulmasın mecliste de fazla konuşulmasın bir an önce kar kışta bu iş bitsin hemen oylama yapılsın bu iş biti versin neden çünkü konuşuldukça bu malın defolu olduğu bu malın işe yaramadığı bu malın halkın ihtiyacını çözmediği herhangi bir yani vatandaşın yarasına merhem olacak bir şey olmadığının anlaşılmasından korkuyor ve kendi milletvekilinden korkuyor kendi milletvekilinden korkmasa yani mecliste 4-5 tane adamı kendi milletvekillerinin oy verdikten sonra hangi pulları getirip göstereceklerini kontrol eden bir sistemi mecliste oluşturur mu? Ya neden korkuyorsun kardeşim millet? Madem bu kadar güveniyorsun kendi grubuna, gitsinler orada kullansınlar. Hayır, perdeler açık, birine gösteriyor, işaret yapıyor, şöyle bakıyor. Onun ötesinde MHP'lilerin yani de, MHP'li MHP MHP arkadaşların da bir AKP'nin meclis başkan vekiline göstermesini yani bir milletvekili olarak içime sindirebilmiş değilim. Yazık ya böyle bir şey olabilir mi? O yüzden e, böyle bir temel sıkıntı var. AKP malının defol olduğunu biliyor. Bunun tartışıldığı zaman anlaşılacağını, bu yutturmacanın anlaşılacağını, bunun demokrasiyle alakasının olmadığını ve bu anlaşıldığı andan itibaren halkın buna tepki vereceğini görüyor. Bir an önce tartışılmadan o hal düzeninde bitsin diyor. Ya Binali Bey değil miydi bundan bir ay önce o hal düzeni bir kalksın bakarız referanduma diyordu. Sonra kulak çekildi. Sen ne yapıyorsun Binali dediler. Ondan sonra Binali Bey o hal düzeninde de olabilir dedi. Bu böyle olmaz. Şimdi onun ötesinde biz ne yapmaya çalışıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti işte neredeyse 2023 gelirse 100 yıllık bir proje. Cumhuriyet kurulmuş. Bir devletin inşa dönemi var. Tek partili dönem devlet inşa edilmiş. Devlet inşa edilirken devletin kurumları oluşturulurken, demokrasi ve o ulus devlet dediğimiz millet oluşturulurken birçok şey yapılmış. Ve ondan sonra tek partili dönemden çok partili döneme geçilmesi, partili cumhurbaşkanlığından vazgeçilmesi, bunların tüzüklerinden çıkartılması, Atatürk'ün rahmetli İsmet'in önünün bu anlamda birçok uygulamaları var. Biz şimdi onları bırakıyoruz, demokrasiye gelmişiz. Avrupa insan hakları, uluslararası sözleşmeler düzeninde bunları bırakıyoruz. Tekrar evet. biz o tek parti döneminin inşa edildiği devletin inşa dönemine gidelim hı hı. Ve o orada bir daha ve bu dünyanın demokrasisinden vazgeçelim evet. diyoruz. Yani bu dünya düzeninden kendimizi uzaklaştırma anlamına gelir. Buna yani Türk 21. toplumu bugüne kadar işte yaptığı kazanımı abi. yani 21. ya 4. sanayi devrimi konuşuluyor <laughs> dünyada. 4. sanayi devrimi konuşulurken biz 1930'ları konuşuyoruz. Havalarda uçuştu demiştik. Ya olacak Şimdi, şey değil yani. E, dünyaya bunu nasıl açıklayacağız orası ha, ayrı onu bir anlatalım. konu ama e, bir o görelim. görüntülere de bir bakalım sevgili seyirciler. İşte tam da o anlar ekranımızda dün akşam yaşananlar. Cumhuriyet Halk Partili vekiller Cumhuriyet Halk Partili vekiller e, kürsüye sahip çıkıyordu ki bu tartışmalar yaşandı ve AKP'lilerin AKP'li vekillerin CHP'li vekillere saksı attığı da görülüyor. Evet saksılar havalarda uçuştu derken işte bu anlardı. Adeta e, o anlarda bir saldırıya uğruyor CHP'liler ve aslında oldukça demokratik olan bir hakkı kullanmak istediler. Milletin iradesini sahip çıkmak istediler, kürsüye sahip çıkmak istediler ama bu görüntüler ortaya çıktı. O saksı anı da işte ekranımızda saksı atıyorlar CHP'li vekillere. Bu görüntüler aslında Şimdi, şöyle yani bu hak, bu demokratik hak dünyanın birçok noktasında var. kullanılan bir hak neticede. Şimdi bizim grup başkan vekilimiz özellikle meclisin millet egemenliğinin meclisten alınarak saraya taşındığını ve bu nedenle biz milletin kürsüsünün taşınmasına müsaade etmeyeceğimiz ifade etmek için kürsüyü o anlamda işgal ettik. Kürsüye sahiplendik. Ama bunu tabii işlerine sindiremediler. Orada esasında attıkları saksı değil. Kendi vicdanlarını atıyorlar. Yani şu kadarcık vicdanları olsa ki insanların en önemli sigortası vicdanlarıdır. Yani son tahlilde ne olursanız olun, ne kadar kötü olursanız, ne kadar e, yanlış şeyler Aslında yapsanız da... Aslında bu öfke kendileri de içine sindirememenin bir, bir göstergesi yani bu, mi oluyor aynı yani zamanda? Ben yani... kendimi yok ediyorum. Yani ben milletvekili olarak artık irademi tamamen meclisten bırakıyorum ve sarayın iradesine kendimi teslim ediyorum anlayışı bu. Hı hı. Bu bir demokratik bir anlayış değil. Bu bir biat kültürü. Bu biat kültürü çerçevesinde biz biat kültürünü Osmanlı'da kulluktan, vatandaşlığa geçtiğimiz andan itibaren terk ettik. Yani Osmanlı yıkıldı, herkes bir birey, yurttaş, vatandaş oldu. Terk ettik, bıraktık 1923'te evet. biz bunu. Tekrar biat kültürüyle kendi irademizi, kendi görüşümüzü e, ve e, bir birey olmayı, vatandaş olmayı bırakarak tekrar kulluğa dönmeyi hedefleyen bir anlayışın ne yazık ki yansımasını gördüğüm için... AKP'nin vekilleri adına üzülüyorum. Onların çocukları adına, onların aileleri adına üzülüyorum. Tarih bunları mutlaka yazacak ve onlar da evet. e, yakın bir zaman çerçevesinde bu yanlışın nelere yol açabileceğini veya nelere yol açabileceğini kafalarında düşündüklerinde ki geçeceğine inanmıyorum ama geçtiği andan itibaren uygulamalarını gördüklerinde eyvah ben ne yaptım diyerek kafalarına ilk ellerini vuracak olan kendileridir. Evet. E, tabi süremiz de doluyor hep hani meclisten de izleyiciler de merak ediyor neler oluyor mecliste ama e, hemen bir dakika kaldı diyorlar. Arkadaşlarım da uyardılar. E, aslında bu iki maddenin çok önemli olduğunu vurguladık ama yedinci maddeyi bir kez daha vurgulayalım. Evet. Öyle kapatalım. Yedinci madde e, normalde var olan anayasamamızdaki Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişkisi kesilir cümlesini kaldırıyor. Yani hem Cumhurbaşkanı parti genel başkanı, parti üyesi ve aynı zamanda cumhurbaşkanı olabilecek. Bu Tayyip Bey'in istediği en önemli madde. Hı hı. Her şey bunun için yapılıyor. Bütün diğer süslerin hepsi, sosların hepsi bunun için. Tayyip Bey'in benim bir alakam yok falan dese de bütün arzusu bu. Bir an önce kontrol edemediği partisinin başına geçmek istiyor. Çünkü eğer e, geçmediği takdirde Binali Bey de bundan çok memnun değil. Binali Bey kendi başbakanlığını ortadan kaldıran Başbakanlığından eden son başbakan olarak tarihe geçecek. Evet. Bundan rahatsız, bu çelişkiyi gördüğü için oraya oturan herkesin karşısına çıkacağını gördüğü için bir an önce kendim geçeyim, genel başkan olayım, partiyi ben kontrol edeyim, tek güç ben olayım, hemen olayım derdinde. Ama halk da buna müsaade etmeyecek. Bakın mecliste ikinci turda ya Hı -hı. da referandumda bu reddedildiği andan itibaren bu teklif esasında reddedildiği andan itibaren. Türkiye'de yepyeni bir tablonun olduğunu hep beraber göreceğiz. Peki efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ Konuşacak çok konu var ama yine evet. ilerleyen günlerde Geliriz. devam edeceğiz elbette. Sağ olunuz. Evet sevgili seyirciler yayınımız devam edecek elbette. Araya gidelim.